Biz de şu an grubumuzla artık Mescid-i Aksa'ya veda ediyoruz, ayrılacağız. Son iki yere uğrayıp gidiyoruz. Biri Süleyman Peygamber'in makamına gidiyoruz şu an. İkincisi de Artuk Bey'in kabrine. Ben öyle yapıyorum. Gruplarla Kudüs'e gelince muhakkak Süleyman Aleyhisselam'ın kabrine bir uğruyoruz. Biliyorsunuz Süleyman Peygamber'in kabri meselesi ilk kez Arz'ın Kapısı Kudüs kitabıyla yüksek sesle dillendirildi. Aslında yüzyıllardır İslami kaynaklarda geçiyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile geçiyor. Yani makamı Süleyman'ı ziyaret ettim diyor Evliya Çelebi. Makam, kocaman kabir var içeride. Bir de kulağıma bazı şeyler geldi benim. İşte bazı İslami kesimler rahatsız olmuşlar. İşte yok Süleyman Peygamber'in mezarı var deyince Yahudi tezleri doğrulanıyormuş diye. Ya Allah aşkına bu dünyada bir saf Müslümanlar var zaten uyuyan. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yani orada bir kabirin olduğunu, kabrin yönünü adamlar 1920'lerde, 1890'larda avludaki bütün binaların planını çizmiş. Hepsi neyin ne olduğunu biliyor. Yahudiler Süleyman Peygamber'in burada mezar olduğuna inanmıyorlar ki. Dün Hazreti Musa'nın kabrine gittik. Hazreti Musa'nın kabri olduğuna da inanmıyorlar. İnansalar biz yaklaştırırlar mı oraya? Onun için burada da öyle bir durum söz konusu değil. Yani lütfen Müslümanlar artık öğrensin. Nerede kabir var, nerede baca var, kapı var, duvar var, bize ait değerleri. Konuşmayalım mı yani? Sakladıkça kendimize cahillik yapıyoruz. Herkes biliyor bunları. Evet, işte burası. Efendim artık pazar günündeyiz. Ben grubumu bugün uğurluyorum. Ondan sonra biz burada devam inşallah. Yarın Filistin topraklarında savaş alanlarını gezeceğim. Yani biliyorsunuz Filistin toprakları kadim topraklar, eski topraklar. Yeryüzü kurulduktan sonra insan yerleşiminin ilk cereyan ettiği coğrafyalar buralar. Bundan dolayı Filistin çok kıymetli. Bu coğrafyalarda farklı medeniyetlere çok fazla iz var. Bu izleri görmek lazım. Bir de bu medeniyetlerin önemli bir kısmı da bizim geçmişimize hitap ediyor. Bu izleri de görmemiz icap ediyor. Bizim Türkiye'den Kudüs'e gelen insanların en büyük hatası ne biliyor musunuz? Bizde cuma günü burası geziliyor yarım gün. Cuma'dan sonra da şehir geziliyor. Biz öyle yapıyoruz. Cumartesi şehir dışı geziliyor. Pazar basılıp Türkiye'ye dönülüyor. Halbuki buranın en güzel günü pazar günüdür. Bakın bomboştur, sakindir. Bakın orada hanımefendiler Kur'an okuyorlar. Bir gösterelim kamera. Bakın ağacın altında görüyor musunuz? Bu hanımefendilerin hepsi murabıt. Yani buraya da nöbet bekliyorlar. Kudüs'ün murabıtları bunlar. Şöyle baktığımız zaman Mescid-i Aksa'ya sayalım. Sütunları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sütun sayıyoruz. İçeride 6 sabit, 2 de kenarda 8 sütun içeride saydık. Yani arkaya doğru uzayan bir cami görüyoruz. Halbuki dikkat edin şurada sütun ayakları var, kaideleri. Bu kaideler bize bir şey anlatıyor. Bu cami bu tarafa doğru da, öbür tarafa doğru da yine 7 sütun, 7 sütun, içeride 7 tane nef var yani 7 nef. 8 sütun varsa 7 nef var. 7, 14, 21 nefli bir yapıymış. İki yan tarafta olursa bu yapı arkaya doğru uzayan bir yapı mı olur? Enine doğru uzayan bir yapı mı olur? Enine doğru uzayan. Yani erken İslam mimarisi. Yani Medine'deki Mescid-i Nebevi. Yani Medine'deki Kuba Camisi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde yeryüzünde yapılmış ilk İslam camileri Kuba ve Mescid-i Nebevi enine doğru gelişiyordu. Bu da öyleydi. Şam Emeviye de öyleydi. Halep Ulu Cami de öyledir. Diyarbakır Ulu Cami, Konya Alaaddin, Harput Ulu Cami hepsi böyledir. Bu da öyleydi. Urfa Ulu Cami, o da öyledir. Enine doğru. Evet ve yıkıldı söylemiştim. Yıkıldığı için depremde sadece orta kısım yapılabilir. İki yan yapılamamış oldu bu şekilde. Evet grubu uğurlayacağız. Ben de istedim buraları bir görün. Hemen şöyle bir alayım. Kubbetü Sarayı da bir gösterelim.
Hadi gelin devam edelim, yolumuza yürüyelim. Şu kargalar bile ne kadar şanslı ya, baksanıza. Mescid-i Aksa'nın avlusuna geziyorsun kafana göre. Şu an Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının kenarında ilerliyoruz. Bakın Kubbetü's Sahra. O mukaddes kaya önümüzde. Bakın kaya önümüzde. Kayanın ne kadar yüksek bir şey olduğunu buradan çok iyi anlıyorsunuz. Şu seviyeyi görüyorsunuz değil mi? Şu duvar örülmüş. Bu duvarın arkasında ne var? Kutsal kaya var. Muallak kayası var. Evet. Yani kayadan dolayı bir yükseklik var. Onun için zaten kayanın üzerine çıkmak için kayanın kenarlarında farklı yüzlerinde böyle rampalar, merdivenler var. Vallahi ben inanın sabahtan beri gruba anlatıyorum. Aa cenaze geliyor ya. Ay Allah rahmet eylesin. Biri vefat etmiş. Bakın şu an karşımızda bir cenaze geliyor. Mescid-i Aksa'da. Gene de ne mutlu bu vefat eden kişiye. Cenaze namazı Allah-u Teala'nın yeryüzünde kendisine ayırmış olduğu, yani önemsemiş olduğu bir yerde cenaze namazı kılınacak. Ve şu an bütün bir dünya selam veriyor bu şekilde. Kenara çekilerek cenaze geçiyor. Allah rahmet eylesin. Dünya böyle işte. Biri doğuyor, biri ölüyor. Mescid-i Aksa'nın arazisi. Mescid-i Aksa Camii'nin imamı Ali Hoca. Hatta kitapta resmi var. Kudüs kitabında resmi var. Evet. Şöyle son bir kere daha Kubbetü's Sahra'yı göstereyim size. İlerleyelim, devam edelim. Tabutun üstü kapalı değildi, evet. Burada değil öyle mi? Bir adet var. Aslında Türkiye'de de vardı o. Mesela yanımda Urfalı bir abimiz var. Sizde de öyle değil mi? Ama şimdi hala devam ediyor mu o? Evet. He? Evet. Yani yine böyle üstü açık mıdır üstü tabutun? Üstü üzerini kapatırız bir bezle. Çünkü, evet, bir bezle değil mi? Bezle, çünkü biliyorum ben Urfa'da öyle olduğunu. Nerede kapalıdır ki? Bizde mesela Manisa'da öyle Ege mi? Bölgesinde tabutun kapağı örtülür üstü. Evet, Mekke'de de üstü açık. Doğrudur hocam. Mekke'de de üstü açık. Evet. Sizi gelin buradan götüreyim hadi. Biz de şu an grubumuzla artık Mescid-i Aksa'ya veda ediyoruz. Ayrılacağız. Son iki yere uğrayıp gidiyoruz. Biri Süleyman Peygamber'in makamına gidiyoruz şu an. İkincisi de Artuk Bey'in kabrine. Ben öyle yapıyorum. Gruplarla Kudüs'e gelince muhakkak Süleyman Aleyhisselam'ın kabrine bir uğruyoruz. Biliyorsunuz Süleyman Peygamber'in kabri meselesi İlk kez Arz'ın Kapısı Kudüs kitabıyla yüksek sesle dillendirildi. Aslında yüzyıllardır İslami kaynaklarda geçiyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile geçiyor. Yani makamı Süleyman'ı ziyaret ettim diyor Evliya Çelebi. Makam, kocaman kabir var içeride. Bir de kulağıma bazı şeyler geldi benim. İşte bazı İslami kesimler rahatsız olmuşlar. İşte yok Süleyman Peygamber'in mezarı var deyince Yahudi tezleri doğrulanıyormuş diye. Ya Allah aşkına. Bu dünyada bir saf Müslümanlar var zaten uyuyan. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yani orada bir kabirin olduğunu, kabrin yönünü adamlar 1920'lerde, 1890'larda avludaki bütün binaların planını çizmiş. Hepsi neyin ne olduğunu biliyor. Yahudiler Süleyman Peygamber'in burada mezar olduğuna inanmıyorlar ki. Dün Hazreti Musa'nın kabrine gittik. Hazreti Musa'nın kabri olduğuna da inanmıyorlar. İnansalar biz yaklaştırırlar mı oraya? Onun için burada da öyle bir durum söz konusu değil. Yani lütfen Müslümanlar artık öğrensin. Nerede kabir var, nerede baca var, kapı var, duvar var, bize ait değerleri. Konuşmayalım mı yani? Sakladıkça kendimize cahillik yapıyoruz. Herkes biliyor bunları. Evet, işte burası. Biz daha evvel burada periskop yaptık.
takipçilerimiz bilirler. Bu kapı bayağı zorlamayla açılmıştı. Şu an kilitli duruyor. İstedim ki pazar pazar siz de burayı görün. Süleyman Peygamber'in kabri olduğuna inandığımız mekan burası. Evet, işte burası, bakın geldik. Aleyküm selam, bizimle selamlarımızı iletirsiniz. Efendim bakın şu gördüğümüz bina, şuradan da baktığımız zaman enlemesine uzun bir bina. Bu bina Filistinliler tarafından tabi bir sohbet odası, bir medrese olarak kullanılıyor. Kapısında zaten Darül Hadis yazıyor. Bu tarihi Darül Hadis binasının içerisinde devasa bir kabir var. Yani baş tarafı bu tarafta, ayak tarafı o tarafta. İstanbul'daki Yuşa Aleyhisselam'ın kabri boyunda bir kabir. Ama yıllarca bu saklanmış, gizlenmiş. Önü perdeyle kapatılmış. Perdenin önü dolaplarla örtülmüş. Yani kapı açık olsa girseniz kabir göremezsiniz zaten. O derece. Fakat yok, hayır. Kitli oluyor. Genelde %90 kitli oluyor. Çok özel izinlerle açılıyor. Ben de Kudüs kitabını hazırlarken yalvar yakar zorlaştırmıştık. Dün ben size bir olay anlatmıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yarım kalmıştı. Onu bitireyim. Kasım ayıydı. Arz'ın Kapısı Kudüs kitabı daha yeni çıkacaktı. Tabii kitap baskıya gitmezden evvel Kudüs'e son gelişim. Ve ben bu binanın içine hala girememiştim. Binaya girmem, içerideki kabri fotoğraflamam ve kitaba koymam gerekiyor. Çok önemli. Burada bana söz veren bir yetkilimiz dedi ki, pazar sabah çok erken gelin, bir deneyelim belki dedi. Ben de grubuma hiç Hazreti Süleyman falan demedim. Size yarın bir sürprizim olabilir dedim. Allah şahit. Bu kadar dedim sadece. Hiç ne Süleyman Peygamber'den bahsettim, ne onun kabri var dedim. Pazar günü sabah geldik buraya, sabah 8'de grupla. Tabii görüştük telefonla, tamam anahtarı bulduk, açıyoruz dediler. Tabii dünyalar benim oldu. Geldik buraya grubumuzla. Bize kapı açıldı, girdik içeriye. Düşünün, içeriye girdik grup. Daha bir şey anlatmadım ya, herkes bakıyor etrafa, mezarı falan görmüyorlar. Ben de hayatımda ilk kez girmişim buraya o zaman. Tabii biliyordum neyle karşılaşacağımı. Şöyle baktım, belli dolaplar var. Dolabın arkası boydan boya perde. İşte perdeler bir açıldı, bir baktık dev bir kabir. Yüksekliği 2 metreden fazla, uzunluğu o biçim bütün bina boyunca. Ve düşünün, şimdi mesela şu an bizim duruşumuza göre kıble ne taraf? Böyle. Böyle değil mi? Kıble böyle. Kıble böyle. Biz Müslümanlar buraya defnediliyor olsak nasıl defnediliriz? Ayak bu tarafta olur, baş burada olur. Şöyle sağ olmasın, yüzün etince. Yüzümüz kıbleye doğru bakar. Evet. Yüz kıbleye. Şöyle olması lazım. Ama bu kabirde baş burada, ayak bu tarafta. Aa. Yani bu kabirde ki zat şöyle yatıyor. Nereye doğru bakıyor? Mescid-i Aksa. Buranın tamam Mescid-i Aksa, ama Mescid-i Aksa'nın kalbi neresi? Kıble-i Sahra neyin üzerinde? Kayaya doğru. Kayaya doğru bakıyor. Yani kayaya. İlk şeye doğru. İlk kıbleye bakıyor. İlk kıble. İlk kıblemiz kaya. Kayanın içinde bulunduğu avlu kayadan dolayı kıymetli. Bu avlu Kudüs'ün içinde olduğu için Kudüs kıymetli. Yani bütün buralara kıymet kazandıran şey oradaki kaya. Muallak kayası, mukaddes kaya, kaya çok önemli. Hristiyanlar da o kaya için deliriyor, Yahudiler de o kaya için deliriyor. Ve o kaya rahat rahat gelip altına, üstüne girip dokunan, ibadeden sadece sizsiniz. Velhasıl bu gördüğümüz yer orası. Ve kıbleye, yani ilk kıbleye doğru bakıyor. Neyse, o gün grupla girdik, ziyaretimizi yaptık. Ziyaretimiz bitti, tabii ben grubu içeride anlattım ilk kez. Bakın bu kabir böyle böyle böyle. Bitti, tam çıkıyoruz. Gruptan sizin gibi bir hanımefendi, gözler kıpkırmızı, yanıma yaklaştı. Talha Bey dedi, ben dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda Süleyman Aleyhisselam'ı gördüm. Nasıl dedim, devasa bir boyunuz. Bana dedi ki, sizi bekliyorum, hala beni ziyarete gelmediniz dedi. Ve düşün, ben gruba hiç Süleyman Peygamber'den bahsetmedim, hiç ama. Ve bahsetmeme rağmen rüyada, ve şunu demiş, sabah size hemen otelden çıkınca anlatacaktım, bilerek anlatmadım. Bu rüya bir şey çıkacak, akşama kadar bekleyeyim dedim ve rüyam çıktı dedi. Bakın ben de bunun şahidiyim. Yani. Demek ki bu kabirle de bir sıhhat söz konusu. Evet, Süleyman Peygamber'in de başta Peygamber Efendimiz olmak üzere onların yüzüsü hürmetine Rabbim şu şehre barış, amin, huzur getirsin. Amin. Çünkü biz Müslümanlar Darüsselam diyoruz. Amin. Hristiyanlar Carüsselam diyor. Yahudiler Yeruşalayim diyor. Üçü de dostluk şehri demek. Burada dostluktan başka her türlü düşmanlık var. Bir dostluk yok. Allah o
yitik dostluğu nasip etsin. Hem bu şehre hem de bizlere ve bizim elimizde nasip etsin inşallah. Ruhları için Fatiha. Geçen sefer kapılar yüzünüze kapanmıştı ya. Ya biz ne kadar boğulduk. Girdik içeriye. Şu an yayındayız. Şu an yayındayız. Evet, şu an Süleyman Peygamber'in kabrini görüyorsunuz. Hazreti Süleyman'ın kabrini görmektesiniz. Zor da olsak buraya girdik. 3 hafta evvel geldiği grupta girememiştik, hatırlayın. Kapılar üzerimize kapanmıştı. Evet, artık çıkmamız isteniyor. Çıkıyoruz. Bakın, bu kabir İslam öncesi bir kabir. Kıbleye bakmıyor. Yuşa Aleyhisselam boyunda. Kabrin önünde hem perde var, perdenin de önünde dolaplar var gördüğünüz gibi. Bu şekilde muhafaza ediliyor. Makam-ı Süleyman olarak korunmakta bu mübarek kabir. Herkes oradan fatihalarını göndersin. Süleyman Peygamber'in kabrini görmektesiniz. Bu anlamlı manzarayı siz de görün arzu ettim. Şu an binanın içindeyiz ama galiba yayın çekiyor. Gerçekten çok enteresan. Evet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ebeden daimen. Ey Nebi Süleyman ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Evet, Süleyman Peygamber'in kabrini görüyorsunuz. Türkiye'de İstanbul'da Yuşa Aleyhisselam'ın kabri boyunda devasa bir kabir. Artık çıkmamız gerekiyor. Siz Türkiye'den geldiğiniz için sizin hatırınızı açtık dediler. Derinliği görüyorsunuz, bakın ileriye doğru gidiyor. Burada. Evet. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz artık. Çıkmamız gerekiyor. Evet, kabri gördük. Alo. Evet, artık çıkıyoruz. Son bir kere gördünüz.